Çankırı, Sivas tabii bizim tuzlalarımız var. Bunu Türkiye'de. Bilmiyoruz. Bunu da anlatır mısınız bize? Şimdi Türkiye'de tuzlar işte İzmir'de Tuzla var. Maalesef Ege Denizi bana göre kirli. Ben kullanmam yani tuz kullanılıyor. Deniz biliyorsunuz maalesef. Kaya tuzunu öneriyoruz. Neden öneriyoruz? Bu ülkede büyük bir çok özür dilerim. Ben tırnak içinde hıyanet var diyorum. Neden? Şimdi biz tuzuz. Ben hocam Ali Arslan hocam, genel cerrah hocamız beraber çalışıyoruz. 35 yıllık hekim. Şöyle bir sözü var onun. Ya hocam diyor ya. Yani ben şimdi tuz yiyin diyorum. Bir gün dedi ki niye buna bu kadar önem veriyorsun? Dedim ki ana plazmanın nedir dedim. Tuz dedi. Kadımız tuz yani 84 mineral. Evet. Eşimi sen bize diyorsun ki tuz yeme. Doğru. Rafine tuzu yemeyin. Sodyum klorür 84. Bakın şimdi bu Çankırı tuzu. Çankırı tuzu. Özel Vahdettin Özcan değerli valime de selamlar dostum. 30 yıllık arkadaşım hemşerim. Geçen davet etti. Gittik. Çankırı Tuzlası'nı gezdik, gördük. Dedik ki burayı hem turizme açalım hem astım hastaları vesaire için. Maranki.com'a girin. Romanya'da da tuz mağaralarını gezdim. Hastanelerini gezdirdiler. Evet. Nahçıvan'da da. Evet. Şu an Nahçıvan'daki değerli Veli Bey kardeşim, bütün oradaki Bakabilir Asaf miyim? Müellim, meclis başkanımıza saygılar sunuyorum. Davet ettiler beni, bakın. Dediler ki biz tuz hastanesi kurduk. Gittik Nahçıvan'da, tuz hastanesi. Bütün okullar, tek tek sınıflar oralarda ikişer saat kalıyorlar. Niye? Çocukların astım, alerji, nefes sistemi için. Havadaki bütün bu mineralleri alabilmeleri için. Bakın. Şimdi B1, B2, B6, B12, A, B, C, D, demir, magnezyum, çinko, selenyum vesaire diyoruz. İşte bu tuzun içinde bir yemeyeceğiniz tuz sodyum klorürlü rafine tuz. Niye? İçinde kalsiyum yok, kemiklerinizdeki kalsiyumu alıyor. Magnezyum yok, kas sisteminizde vesairedeki bütün bunları emiyor. Biz ne yapacağız? Asla o tuzu kullanmayın. Hıyanet dediğim bu. Ama bizim aslımız tuz. İşte Çankırı, Hı. işte Sivas Tuzlası, işte Erzincan Tuzlası. Türkiye'nin her yerinde Hemen tuzlalardan eden. sormak istiyorum. Aktarımızdan markete Himalaya tuzunu artık öğrendik. Evet. Biz bu Çankaya tuzunu ne diye nasıl bulacağız? Kaya Böyle, tuzu. kaya tuzu. Kaya tuzu. Kristal Ama kaya bu tuzu. pembe. Sessiz olun kaya tuzunu. Ya şöyle bir düşünün, eskiler Ay, bilir. zahmet Turşu yapıyorsunuz. Turşuya kaya tuzunu koyarsan 2 sene, zeytine koy 3 sene dayanıyor. Rafine tuzu koy, 1 saat içinde çürüyor. Ya niye Evet. kendinizi çürütüyorsunuz? Kıtır. Çankırı, oradaki tuzlalarımızın demir oranı yüksek. Şu an Çankırı'da ben gördüm. Kırmızılığı da demir bakır oranları yüksek olduğu için bu Tamam. rengi alıyor. Tamam. Avrupa'da bu tuz tercih ediliyor ama bizim yasalarımızda tuz beyazdır diyor. Peki. Tuz yasası var. Ben onun için öneriyorum. Herkese tuz. Biraz sonra tuzdan 54 tane şifa metodunun 6'sını burada anlatacağız. Cilttir, aknedir, vesairedir, Öyle mi? ödem adnadır. Ha ben ödemi soracaktım. Geliyoruz zaten. Ben Tamam. biliyorsunuz siz ödeme diyecekken ben Den, okuyorum. yüzünden. Anında oraya bağlıyorum Tamam. zaten. Buyurun ben kahvemi içiyorum. TRT1 ekranlarında. Hayvanlara ne yediriyoruz biliyor musunuz? Haftaya o görüntüleri getireyim. Tuz yediriyoruz. Hayvanların özünde Çankırı'dan özel Erzincan'dan, Tunceli'den, Van'daki tuzlalardan büyük kaya tuzları ineklerin önüne konuyor. Hayvan oradan alıyor bütün vitamin mineralini. Hayvana tuz vermediğiniz zaman ölür hayvan, yaşayamaz, yürüyemez ve doğuramaz. İddia ediyorum, kristal tuzu kullanmayan yürüyemez, konuşamaz, doğuramaz. Doğursa eksik doğurur. Niye? Hocam olur mu? Kardeşim 84 mineralı almayan demir eksiği olan iyi doğurabilir mi? Hayır. Çok Doğuramaz. büyük. Zaten bütün hamilelerin yaşadığı bir zorluk Yani demir şimdi eksikliği. mangan, çinko, lityum sinir krizi geçirir. Bunların hepsine de var. Tuzda var. Kristal tuzda var. Kaya tuzunda var bunlar. Bu çok çok önemli. İşte onun için biz herkese tuzu öneriyoruz. Yine Çankırı tuzunu da bilgisayarın yanına Ha. koy ki radyasyonu emsin. Bu kadar. Bak bak.